Kazakistan'la devam edeceğiz. Kazakistan'da soyu 1950'lerde tamamen tükenen Turan kaplanının yeniden popülasyonu için ilk adım atılarak Hollanda'dan Amur kaplanı getirildi. Sevgili seyirciler, Kazak makamları bu projeyi başarabilmek için hangi yolu izleyecek? Uzmanların görüşü ne? Astana'da Azerbaycan'ın Kazakistan'daki kültür günleri etkinlikleri başlıyor. Öte yandan Budapeşte'de de düzenlenen Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Kazak kadın milli takımı gümüş madalya kazandı. İşte tüm bu gündem başlıklarını bize Nurgali Yusupbay Astana'dan aktaracak. Efendim, bugün pazartesi ve Kazakistan yeni haftaya önemli gelişmelerle ve haberlerle merhaba dedi, start verdi. Ve neden önemli? Zira bugünkü gelişmeler ve haberler önemli bir sorunun yanıtını da içeriyor aynı zamanda. Peki nedir o soru? O soruda Kazakistan makamlarının geçtiğimiz yüzyıllara ya da 1950'lerde soyunun ve türünün son örneklerinin tükendiği ve şu an tamamen yok olan bir Turan kaplanı popülasyonunu yeniden sağlayabilecek mi? Ve bu önemli projeyi başarabilecek mi? Sorusunun yanıtının da aynı zamanda içeriyor. Öyleyse vakit kaybetmeden hemen ayrıntılara gelelim. Efendim, bugün yapılan açıklamada Kazakistan'ın Balkaşile rezervuarına ya da özel çiftliğine Hollanda'dan 2 adet Amur kaplanının getirildiği açıklandı. Önümüzdeki yıllarda da aynı Amur kaplanlarının örneklerinin Rusya'dan da getirilmesi bekleniyor ve ilk etapta Hollanda'dan ve Rusya'dan getirilen Amur kaplanlarının çiftleşmesi bekleniyor ve ikinci etapta da ikinci nesil Amur kaplanlarının, tabi uzmanların gözetiminde yetiştirildikten sonra doğal çevreye salı verilmesi, bırakılması bekleniyor ve çevreye uyum sağlayan kaplan neslinin de bir Turan kaplanı olarak adlandırılması ve kabul edilmesi düşünülüyor. Neden bu önemli? Zira uzmanların konseptini de aktarmamız gerekiyor. Uzmanlara göre Amur kaplanı ya da Turan kaplanı bir tür olarak değil, uzmanlar bu terimleri coğrafik popülasyon olarak değerlendiriyor ve aynı zamanda türünün de Balkaş çevresinde yetiştirildikten sonra çevreye uyum sağlayan kaplanlara da Turan kaplanı olarak adlandırılmanın bilimsel yönden de isabetli olduğu görüşündedir. Ve bu sürecin aslında 2010'dan bu yana devam ettiğini söylememiz gerekiyor ve bu bilgiler bir özet şeklinde aktarıyoruz ve bu projeye Kazakistan Ekoloji Bakanlığı ve aynı zamanda Dünya Doğayı Koruma Vakfı ile birlikte icra etmekte olduğunu belirtmemiz gerekiyor ve bu projenin hedefi olarak son etapta da 70 yıllık aradan sonra soyu tükenen bir Turan kaplanının yeniden popülasyonunun gerçekleştirilmesi, sağlanması hedeflendiğini de belirtmemiz gerekiyor. Ve son bir ayrıntını yine aktarmamız gerekiyor. Kazak bilim insanlarının ve uzmanların arşivlerinde dediğimiz gibi 1950'lere kadar Kazakistan'ın Balkaş çevresinde yaşayan o eski adıyla Turan kaplanının örnekleri ellerinde bulunuyor ve uzun bu süreçte yapılan bilimsel araştırmaların sonucunda aslında Turan kaplanı ve Amur kaplanlarının örneklerinin birbirleriyle uyum sağladığı konusunda da uzmanların açıklaması var ve uzmanlar Turan kaplanının yeniden popülasyonun sağlanmasında işte bu kriterlere dayandığını belirtmemiz gerekiyor. Tabi süreç uzun bir süreç ve biz de bu süreci takip edeceğiz ve şimdilik bu konuya bu noktada bir virgül koyarak diğer önemli gündem başlıklarıyla yayınımıza devam etmek istiyoruz. Yarından itibaren Kazakistan başkenti Astana'da Azerbaycan'ın kültür günleri başlayacak ve 24 Eylül'de başlayacak olan bu önemli kültür programı 26 Eylül'e kadar sürecek ve program kapsamında
Azerbaycan'ın kültürünü, sanatını ve edebiyatını tanıtan birçok etkinliklerin başkenti Astana'da gerçekleştirilmesi, icra edilmesi düşünülüyor. Ve biz de TRT'nin Kazakistan temsilciliği olarak da süreci takip edeceğiz. Ve programın sonunda Elmira Ahundova'nın Zarife ve Haydar Aliyevler Sonsuza Uzanan Aşk eserinin tanıtımı da yapılacak. Ve efendim bugünkü yayınımızın son ürütüşü olarak da Budapeşte'de gerçekleştirilen satranç olimpiyatında Kazakistan kadın milli takımımızın gümüş madalya kazandığını belirtmemiz gerekiyor. Ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev millilerimizi tebrik etti. Ve bu başarının aslında Kazak satranç ekolünün ve kadınlar milli takımının büyük başarısı olduğunu belirtti söz konusu tebrik mesajında. Efendim bu noktada Kazakistan'da kaydedilen önemli gündem başlıklarını başkent Astana'dan Türkiye ve Türk dünyasına aktardık diyelim ve sözü yeniden size bırakalım efendim. Evet, Nurgale Yusupbay'dan aldık. Kazakistan gündeminden notlar da böyleydi.